Diyanet TV ekranlarından selam, sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Manevi danışmanlığın ve rehberliğin yaşının olmadığını konuşacağımız bir bölümdeyiz. Çocuklarımızda rehberlik, manevi danışmanlık sürecini ve devlet koruması altındaki çocukların da bu sürece nasıl dahil edildiğini soracağız. Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Doktor Asude Coşkun Sever hocamız bizlerle efendim. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safalar getirdiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah hocam. Bizler de iyiyiz. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bizler teşekkür ediyoruz. Teşrif ettiniz. Değerli hocam çocuklar deyince biz böyle hemen tatlı bir tebessümü yüzümüze oturtup çocuklarla ilgili alabileceğimiz bütün pozitif, olumlu şeyleri sormak istiyoruz. Çünkü onlar bizim göz aydınlığımız. Ve devlet koruması altındaki çocuklar deyince de hemen böyle bir şefkat bütün her yanımızı sarıveriyor. Evet. Şefkat dediğimizde o devletin merhamet ve şefkat kucağının çocuklarda daha çok, daha yoğun hissedilmesini istiyoruz. Ve buna dair de size bir sürü soru soracağız inşallah. İnşallah. Devletimiz bu koruma altındaki çocuklara nasıl sahip çıkıyor diye başlayacağım ama önce şunun tanımını çok istiyorum hocam. Manevi rehberlik ve danışmanlık. Tanımla başlayalım mı? Çocuklarda nasıldır bu? Evet. Aslında manevi danışmanlık ve rehberlik sizin de belirttiğiniz gibi insan biyolojik, psikolojik, sosyal ve ruhsal yönü olan bir varlık aslında baktığımızda. Ve dolayısıyla her yaş döneminde çocukluktan tutun da hatta anne karnından öncesinde bile yani o çocuğun daha ruh üflendiği andan itibaren biliyorsunuz ki yani belli şeyleri duyabiliyor, hissedebiliyor. O süreçte bile başlamış olan bir olay. Ve her dönemde olduğu gibi çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık döneminde herkesin ihtiyaç duyduğu bir gereksinim, manevi bir gereksinim. Abraham Maslow'un özellikle bunu hani hayatı anlamlandırmada bilişsel bir gereksinim olarak tanımladığını görüyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi çocuklar bizim içimizi ısıtan, hele ki en kapsayıcı olması açısından, devletin kapsaması açısından da gerçekten devlet koruması altında olan, aile sıcaklığında büyüme imkanı olmayan, aile sıcaklığından uzak aslında ama devletin kanatları altında büyüyen ve hepimizin de aslında sorumlu olduğu bir toplum. Küçük bir topluluk aslında baktığınızda. Dolayısıyla hepimizin fert olarak bu çocuklara karşı sorumlulukları var. Manevi danışmanların olduğu gibi, devletin olduğu gibi hepimizin aslında sorumlulukları var. Dolayısıyla onların bu aileden uzak büyümeleri, sevgiyi tam olarak ailede hissedememelerinin aslında doyurulduğu süreçte manevi danışmanlar devreye giriyor. Özellikle çocuk evlerinde manevi danışmanlar ne yaparlar? Onların kendilerini gerçekleştirmeleri noktasında destek olurlar, rehberlik ederler. En önemli şey burada sevgi. Sevgiyle önce kucaklarlar. Hani onların o ihtiyaçlarını, o gereksinimlerini gidermek noktasında. Kendi yeteneklerini keşfetmelerine, kendilerini keşfetmelerine imkan sağlamaya çalışırlar. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile imzalamış olduğu protokoller çerçevesinde Diyanet'in çatısı altında manevi danışmanlarımız bu çocukların gönüllerine dokunmak, hayatlarına dokunmak, onların hayat yolculuğunda onlara eşlik etmek için yola çıkıyorlar aslında. Çok kıymetli bir hizmet. Yani dediğim gibi her yaş grubunda manevi danışmanlara çok ihtiyaç var ama özellikle devlet koruması altında olan çocukların çok daha fazla ihtiyaçları ve gereksinimleri söz konusu. Hocam özellikle devlet koruması altındaki çocuklar için diye altını vurguluyoruz. Evet. Peki devlet koruması altındaki çocuklar dediğimizde ne anlamalıyız biz buradan? Biz bunu aslında 2828 kanunlu yasa ile tanımlandığını görüyoruz baktığınızda. Korunmaya muhtaç çocuk olarak geçiyor devlet koruması altında olan çocuklar. Annesi veya babası olmayan, annesi veya babası olan fakat terk edilen, anne veya babasından çeşitli imkansızlıklar sebebiyle bakım veremedikleri için devlet koruması altına alınan, annesi ve babası belli olmayan, annesi ve babası tarafından, ailesi tarafından dilenciliğe, fuhuşa, çocuk istismarına yönlendirilmiş, suça sürüklenmiş çocuklar aslında baktığınızda devlet koruması altında olan
çocuklar. Gerçekten iyi ki devletimiz var. Yani devletimiz gerçekten bu anlamda çok güzel olanaklar sunuyor. Özellikle daha önceleri yetiştirme yurtları tarzında ve çocuk evleri, çocuk yuvaları tarzındaydı. Fakat daha sonra devletin de öngördüğü politikayla çocuk evleri modeline geçildi. Hayatın içinde aslında baktığınızda çocuk evleri de. Şimdi konuşacağız sanırım Kırca evet. Çocuk evlerinden. Hocam bu çocuk evleri sitesi, çocuk evleri ve ÇÖDEM. Evet. Hep böyle karşımıza çıkan kavramlar. Evet. Bunları da açabilir misiniz bize? Ne demek? Çocuk evleri şu aslında baktığınızda. Her mahallede özellikle hastanelere, okullara yakın yerlerde tercih ediliyor. 7-8 çocuğun özellikle kardeş olmaları dikkate alınıyor. Hani kardeş olan çocukları aynı evde toplamayı amaçlıyor. Hani o kardeşlik duygusunu da pekiştirebilmek adına, aile birliğini orada sağlamak adına. Bu çocukların normal mahallede bir apartman dairesinde bakıcı anneleriyle birlikte ve sorumlularıyla birlikte kaldığı hayatın içinde, yani her an bir çocuk evi bir komşumuz olabilir aslında baktığınızda. Sosyal uyumlarının daha kolaylaştığı, hayata daha rahat entegre olabildikleri yapılar olarak görüyoruz çocuk evlerini. Daha sağlıklı. Eskiden kurum bakımı vardı. Bu biraz daha zorlukları olan, hepimiz biliriz, yatılı okuyanlar çok iyi bilirler. Yani bunun anne babadan uzak olmakla da alakası var. Biraz zorluğundan bir süreçtir ama biraz daha ev tipi modelinde kişi ve çocuk kendini daha rahat ifade edebilme, sosyal hayata daha rahat uyum sağlayabilmeyi aslında kazanıyor. O yüzden artık çocuk evleri modeline geçildi. Çocuk evleri böyle. Çocuk evleri sitesi de aslında böyle çeşitli villalardan oluşan, yani imkanları gerçekten güzel bir site düşünün. Her yaş grubunda yine 5-6 çocuğun kaldığı, bakıcı annelerinin olduğu, sürekli özellikle gözetmenlerinin olduğu, hani onlarla ilgilenen sosyal çalışmacıların olduğu ama bir site tarzında olan da çocuk evleri sitesi oluyor. Çocuk destek merkezleri ise o çok daha farklı aslında baktığınızda. Suça sürüklenmiş ya da fiziksel, duygusal, cinsel istismara uğramış olan çocuklarımızın devlet tarafından koruma altına alındığı, ailelerinden veya işte farklı çetelerden, farklı gruplardan adresi belli olmayan, yani koruma altında olduğu için herkesin bilmediği isimsiz sokakta, kız ve erkek olmak üzere rehabilite edilmek amacıyla oluşturulmuş kurumlar olarak karşımıza çıkıyor. Çocuk destek merkezlerinde psikologlar, sosyal çalışmacılar, manevi danışmanlar özellikle mevcut. Manevi danışmanlar bu protokol çerçevesinde haftada 1-2 gün hizmet veriyorlar ama sürekli bir psikoloğun olduğu, işte sosyal çalışmacıların olduğu, görsel sanatlarından tutun da farklı etkinliklerin yapılabildiği kurumlar aslında. Devlet koruması tabii bu çocuklarımıza karşı biraz daha hassas. Okula giderken işte bir anne yardımıyla ya da işte bir gözetmen yardımıyla giden biraz daha hassas bir grup aslında baktığınızda. Rehabilite edildikleri kuruluşlar olarak karşımıza çıkmakta. Değerli hocam, peki bu çocuk evleri, çocuk evleri sitesi gibi, yani bu rehabilitenin edildiği o ÇÖDEM'in dışındaki kısmı soruyorum. Belli bir yaş aralığı var mı? Yani bu evlere ilkokuldan itibaren veriliyor falan, evet, verilecek bir kritik midir? Tabii, doğru. Özellikle ilkokuldan sonra, öncesinde çocuk yuvaları var. Yani özellikle öz bakımın sağlandığı, işte çocukların anaokuluna girmesi, gitmesiyle başlayan bir süreç var. 13 yaşa kadar, 8 ile 13 yaş arasında daha çok çocuğun kaldığı çocuk evleri, yani ön ergenlik diyebileceğimiz dönemde aslında kaldıkları yerler olarak karşımıza çıkmakta. Zaten yaş gruplarına göre, dediğim gibi kardeş durumlarına göre, yakınlıklarına göre, kültürel uyumlarına göre de gruplandırıldığı olarak çıkıyor. Ve hepsinin vardiyalı annelerinin bulunduğu, yani bakıcı annelerinin bulunduğu bir sistem var. Yani çocuklar başıboş kalmıyorlar ama aynı zamanda baktığınız bir, dediğim gibi, bir apartmanda bir komşunuz bir çocuk evi olabilir. Evet. Yani bu da çok güzel bir şey. Onların hayata entegre olabilmeleri adına gerçekten önemli bir nokta. Çünkü onların sosyalleşmeye, hayatın içinde kendilerini rahat ifade etmeye ihtiyaçları var. Doğru. Kıymetli hocam, o çocukları kendi sokağımızda, kendi mahallemizde ya da kendi sitemizde, evet, kucak açarak bir anne, bir komşu, bir teyze, bir amca yoksunluğunu hissettirmeden, değil mi? Tabii. Bendensin, bizdensin, biziz
demeyi öğretebilmek, hissettirebilmek oldukça kıymetli. Misafir gidebilmek. Yani hep biz şimdi genelde şunu görüyoruz. Çocuk yuvalarında olan ya da işte çocuk evlerinde olanlara karşı işte hep ne yapıyoruz? Gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Bir çocuğumuzun şu söylemini hiç unutmuyorum. Devamlılık burada çok önemli gerçekten. İnsanlar vicdanlarını rahatlatmak için bayramlarda, özel günlerde bizleri ziyaret ediyorlar. Çeşitli hediyeler getiriyorlar ama bizim onlara her zaman ihtiyacımız var. Diye bir cümle kurmuştu. Burada yani komşu olduğumuzda nasıl bir başkasına, komşu teyze, komşu abla olduğumuzda nasıl bir süreklilik varsa, hani belli bir sadece şimdi sadece bayramlarda olan bir komşu teyzemiz vardır. Bir de hayatımızın içinde bizim hayatımıza dokunan, davranışlarımıza dokunan, bizim hayatı şekillendirmemizde bize rehber olan komşu teyzeler vardır. Bu kısım gerçekten önemli. Yani düzenli ilişki kurabilmek, komşu teyze ve komşu abla olduğumuzda da bu kısım önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Kıymetli hocam, bir film repliğiydi muhtemelen. Sokak çocuğu diye bir şey olmaz. Evet. Çünkü çocuk, sokaklar çocuk doğurmaz, evet, diyordu. Öyle bir yüreğime oturmuş ki acısını hala çok net hissederim. O yüzden devletin koruma altına aldığı ve o şefkat çatısının altında bu çocuklara sahip çıkması çok kıymetli. Mükemmel bir hizmet. Peki dediniz ki Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu çatılarda çok ciddi hizmetleri var. Evet. Bu hizmetlere değinelim hocam. Başkanlığımız devlet koruması altına alınmış olan çocukların yaşadığı bu evlerde, bu sitelerde ne gibi hizmetlerde bulunmakta? Gerçekten çocuk destek merkezlerinden ve çocuk evlerinde gerçekten Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çok önemli çalışmaları var. Bir kere Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çalışmalarında bir düzen olduğunu görüyoruz. Yani bir süreklilik var. Ve oraya görevlendirilen din gönüllülerinin gerçekten canla başla gayret ettiklerini görüyoruz. Ve samimiyetlerini, ben bu çocuklar için ne yapabilirim gayretini ve samimiyetini taşıdıklarını görüyoruz. Bu da çok kıymetli bir şey. Evet. Yani din gönüllüsü olarak orada da devam edebilmek ve çeşitli eğitimlerden özellikle geçtiğini görüyoruz. Hizmet içi eğitimlerde bu çocukların psikolojilerine, yapılarına yönelik özellikle eğitimlerin verilmesi, nasıl yaklaşılması gerek. Çünkü yaralı bir yürek karşınızdaki. Orada travmayı kanatmamak, onun yanında olabilmek, etkin dinlerken belli şeylere dikkat edebilmek gibi birçok aslında birçok eğitim, çocuk psikolojisinden tutun da ergen psikolojisinden tutun da travma yaşamış bireylere nasıl yaklaşılacağından, hani gelişim dönemleriyle ilgili çalışmalardan gerçekten güzel bir eğitim sürecinden geçtikten sonra özellikle din gönüllülük arkadaşlarımız buralara gidiyorlar ve düzenli gidiyorlar. Ne zaman gidecekleri, hangi sıklıkla gidecekleri belli. Çünkü burada düzenli gitmenin şöyle bir önemi var. Bu çocukların bağlanma problemleri var. Özellikle 0-1 yaş biliyorsunuz ki Bowlby'nin kuramına da göre, yani bizim din psikolojisinin alanındaki aslında o kurama da göre çocuğun annesiyle ve o sağlıklı bağlanma süreci, dünyaya güvenme süreci. Evet. Yani orada eğer çocuk annesine sağlıklı bir şekilde bağlanabilirse dünyanın güvenilir olduğunu, başka insanların güvenilir olduğunu düşünüyor. Ama maalesef çocuk evlerinde anne babasından uzak büyüyen çocukların bazen sıklıkla bakıcıların değişmesi, bazen de tabii ki teknik olarak da bazen hani bir anne şefkatini tam olarak ne kadar hani vermeye çalışsanız da, ne kadar yanında olmaya çalışsanız da bazen olmayabiliyor. Dolayısıyla bunlar aslında hani şöyle düşünüyor çocuk. Yani annem babam bile bana, hani beni buraya bırakmış. Böyle bir algıları da var maalesef. Ben bu dünyada kime güveneyim? İşte burada aslında özellikle manevi danışmanların sevgiyle olan, koşulsuz sevgiyle olan yaklaşımları ve düzenli geçişleri çok önemli. Ben hep çocuk evlerine gidecek olan arkadaşlarımıza eğitimlerde de, konferanslarda ve seminerlerde de hep onu belirtiyorum. Vali bekler, müftü bekler, herkes bekler ama bizim çocuklarımız bir hafta boyunca sizin geleceğiniz zamanı bekler. Dolayısıyla önceliğimizin o olması çok kıymetli. Onu hissettirebilmek çok önemli. Eğer biz hangi gün, hangi tarihte gideceğimiz belliyse, o yani gidiş sıklığımız belliyse o bağlanmayı çocuk kuruyor ve diyor ki bırakmıyor. Manevi danışman beni bırakmıyor hissine sahip olup aslında onun o güvenli bağlanmasını destekleyen, sonra
tekrar insanlara güvenmesini destekleyen bir sürece giriyor. Yani dolayısıyla arkadaşlarımız da bu konuda gerçekten hakikaten çok hassaslar. Ben çok arkadaşımızın bilirim yani özellikle müftülüklerde. Gittiği gün bellidir, gittiği saat bellidir. Derler hiç program yazmayalım. Hocamız o gün işte çocuk evine gidiyor, çocuk destek merkezine gidiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde müftülüklerimiz de bu konuda çok hassaslar gerçekten. Bu kısım önemli. Evet. Ya gecikirse, o gün gelmezse, haber çocuk vermesi. Ne yapıyor hocam bu noktada? Nasıl bir duygu dünyasının içinde düşüyor? Haber vermesi çok önemli. Onu bekliyorlar mı? Tabii hani gelemeyeceğini ki, de haber ki. Vermeli öyle mi? Tabii ki gelemeyeceğini, nasıl biz çocuklarımız bizi bekliyorlarsa bir çocuğumuza bir söz verdiğimizi düşünelim. Onu gerçekleştirmek için ne kadar hassasiyet gösteriyoruz değil mi? Evet. Yapmak için. Onlar da bizim çocuklarımız. Yani devletin koruması altında olan çocuklar da bizim çocuklarımız. Bu toplumun bir parçası aslında baktığınızda. Ama onlara karşı olan sorumluluklarımızda belki bir kat daha hassasiyet göstermek gerekiyor. Hiç unutmuyorum Şanlıurfa'da görev yaparken Allah nasip etti. Allah bana ikram etti aslında o çocukları gerçekten. Herhalde hayatımda en özel anlardan bir tanesi çocuk evlerinde görev yaptığım süredir diye düşünüyorum. Bir gün Urfa'da çok yağmur yağmaz biliyorsunuz. Yağdığı zaman da bayağı bir hani böyle sel gibi olur hani baktığınızda. Çok ıslandım, gerçekten çok ıslandım. Ama gittim. Yani belki orada 15-20 dakika duracağım, çok durmayacağım. Ama gittim. Ve çocuklardan birisi dedi ki artık sana güvenebiliriz. Ay canım yani. Buna rağmen geldiğini evet, biliyor. Evet yani yağmura rağmen her şey anlatmak değil, her şey onlara bir şeyleri telkin etmek değil. Özellikle manevi danışmanın zaten böyle bir görevi yok. Manevi danışman orada onun yanında olduğunu her anlamda hissettirebilmek. Kıymetli olduğunu, değerli olduğunu. Çünkü bu çocuklara baktığımızda düşük benlik saygısına sahipler. Benlik saygısı dediğimiz şey aslında kişinin kendisinden hoşnut olma durumu değil mi? Bu da en tabii bir şekilde nerede kazanılıyor? Ailede. Biz kaç yaşına gelmiş olursak olalım aslında baktığınızda ne oluyor? Biz anne babamızın onayını almak isteriz. Bir işi başardığımızda, bir şeyi yaptığımızda göstermek isteriz. Dolayısıyla bu çocuklar o onaylanmayı tam olarak yaşayamadıkları için düşük benlik saygısına sahipler. Ve o işte düşük benlik saygısını da özellikle manevi danışmanlarımızın onlara değerli olduğunu hissettirmeleri, yaptıkları etkinliklerle, yaptıkları çalışmalarla, onları dinleyerek, onların yanında oturarak, onların yanında olarak aslında baktığınızda değerli olduklarını hissettirmeleri çok kıymetli. Evet. O yüzden ya onların olumlu benlik saygılarını arttıracak çalışmalara çok ihtiyaçları var. Bunu da manevi danışmanlar ben görüyorum ki, gözlemliyorum ki birçok arkadaşımızla da istişare ettiğimizde hakkını vererek gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Hocam okullarımızda devlet koruması altında bulunan çocuklarımız hemen böyle dikkatimizi çeken ilk çocuklardır. Evet. Çünkü kendilerini göstermek için çok büyük bir çabanın içine girerler. En çok beni sev. İsterler. Ya da arkadaşlık kurmak için aslında can hıraş bir mücadelenin içindedirler. Bu çok kalbe dokunur ama bir problem ya da bir olumsuzlukla karşılaştığımızda şu cümleyi çok sık duyarız biz o çocuklardan. Evin ablası, işte evin annesi gelsin. Yani bir bağ kurmuş manevi danışmanıyla, rehberiyle, evinden sorumlu olan annesiyle. Onlar geldiği zaman sakinleşiyorlar. Evet. O kadar muhteşem bir şey ki şimdi şunu sormak istiyorum size, bu yüzden anlattım değerli hocam. Manevi danışmanlar, rehberler olarak bu çocukların kalbinin tam ortasından tutuyorsunuz. Öyle bir tutmak ki çünkü hayata bıraktığınızda o sizin ağacın dalları gibi o tutmalarınız hiç bitmiyor. Peki nasıl bir anlam yüklüyorsunuz ki bu çocuklar bir gün iş ve meslek sahibi olduklarında bile dönüp hala manevi danışmanlarıyla, rehberleriyle o bağı koparmamak için ellerinden geleni yapıyor? Nasıl bir anlam yüklüyoruz? Bunlar bize Allah-u Teala'nın emanetleri aslında baktığınızda. Nasıl evlatlarımız bize emanetse bu çocuklar da Rabbimin emaneti. Ve hiçbirimizin çocuğunun da bir gün çocuk evinde olmayacağının garantisi söz konusu değil. Dolayısıyla
o psikolojiyle, o emanet bilinciyle aslında yaklaştığınızda bütün sorunlar çözülüyor. Nasıl siz kendi çocuğunuza yapılmasını istemediğiniz davranışlar varsa o çocuklara da öyle davranıyorsunuz. Ve o ilişkiyi kopartmamaya çalışıyorsunuz. Çünkü orada sarılmış bir yara var. O yaranın iyileşmesi için de zaman gerekiyor. Bu hemen olabilecek bir süreç değil. Biz ilk gidecek manevi danışmanlarımıza da özellikle bunu söylüyoruz. Bunun için süreç gerekiyor. Size güvenmeleri için, sizin söylediklerinizi dikkate alabilmeleri için, zaman zaman hani geriye dönük adımlar da tabii biraz ben şeye benzetiyorum. Özellikle çocuk destek merkezlerinde buzlu bir yolda yürümek gibi. Ama siz o buzlu yolda yürümeye sıklıkla hani devam ederseniz o yolda nasıl yürüyebileceğinizle başa çıkabiliyorsunuz. İşte burada sabırlı olmak gerekiyor aslında baktığınızda ve ilişkiyi devam ettirebilmek, bütüncül bakabilmek. Bu kısım gerçekten önemli. Yani nasıl evladımızı her zaman düşünüyorsak onları da düşünmek. Onlar da bizim evlatlarımızdan bir farkı yok aslında baktığınızda. Dolayısıyla hani bu motivasyon, Allah'ın emaneti bilinci, onların sofrasında oturmak o kadar lezzetli bir şey ki. Hani sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, yetime sahip çıkan, evet. Ben ahirette işaret parmağı ile orta parmağını birleştirerek gösteriyorum. Böyle bulunacağız. Yani biz hep şöyle düşünüyoruz, işte yetimlere yardım etmemiz lazım, devlet korumasındaki. Aslında çocuklar da bize çok yardım ediyorlar. Hayata dair çok şey öğretiyorlar. Yani bu karşılıklı bir ilişki. Çıkar anlamında söylemiyorum. Çok kazandığımız, çok öğrendiğimiz şeyler var. Onlardan hayata dair, başa çıkma süreçlerinde, mücadele süreçlerinde. Çok güçlüler o çocuklar. Bizim zannettiğimiz kadar şey değiller. Elhamdülillah güçlüler. Ben bu duruma çok seviniyorum hakikaten. Çünkü kolay değil. Yani anne ve babasızlık zor bir şey. Ama ben mesela bu kurumlarda görev yaparken şunu da idrak ettim diyebilirim. Bazen insanın anne babasının olmaması da büyük bir hikmet. Gelişim süreci açısından evet. Mı? Hem gelişim süreci açısından hem de bazen olumsuz anne baba tutumları açısından. Hmm. Yani bazen devlet koruması altında olmak da çok büyük bir nimet. Yani biz hep işte anne babasızlık zor bir şeymiş gibi algılıyoruz ve söylüyoruz ama Rabbimin orada da bir hikmeti var. Olumsuz örnekleri evet, görünce değil evet, mi hocam? Evet, olumsuz örnekleri görünce diyorsunuz ki Rabbim burada mutlaka bildiği bir şey vardır. Hı hı. Değerli hocam, evet korumaya muhtaç olan çocukların nasıl biz yetişkinlere ihtiyacı varsa aslında biz yetişkinlerin de onlara ihtiyacı var. Evet. Üstadın birine gitmişler demişler ki kalbimin katılığından yana muzdaribim. O halde bir yetimin başını okşa demiş. Evet. Yani kendi gelişimsel sürecimiz, kendi kalbimiz, kendi ahiretimiz, kendi heybemiz, kendi hayatımız için de onlara ihtiyaç duyuyoruz kesinlikle. Aslında. Çünkü bize çok şey öğretiyorlar hocam. Onlara baktığımızda belki yalnızlığını paylaşmak, belki ona dokunmak adına kimin kime ihtiyacı olduğunu da aslında burada sormadan edemiyorum bu noktada. Evet. Öyle değil mi? Kimin kime ihtiyacı olduğunu Allah biliyor. Evet. O noktada çok güzel bir şeydi. Yani bizim kendi kişisel gelişimimiz için de aslında bu anlamda çok büyük katkıları var. O yüzden yani böyle bir komşumuz olduğunda ya da bir çocuğa koruyucu aile olduğumuzda mutlu olmamız lazım. Ondan çok öğreneceğimiz şey var hayatta. Değerli hocam, evet kolay değil. Biz yetişkinler için bile dünya serüveni çoğu kez tökezletip bizi yerden yere çalabiliyor. Evet. Yetişkinken bile çok ciddi desteğe ihtiyacımız, bazen rehberlik edecek olan bireyler arayabiliyoruz hayatımızda. Başa çıkma yöntemlerini belki kendimiz rahatlıkla bulabiliyoruz. Ama bu devletin koruma altına almış olduğu çocuklarda dini başa çıkma yöntemleri de bunları böyle daha güçlü kılan unsurların arasındadır diyebiliyor muyuz? Nasıl başa çıkma yöntemleri kullanırlar hayatla ilgili? Aslında dini başa çıkma yöntemi olarak baktığımızda daha çok özellikle duayı dini başa çıkma yöntemi olarak kullandıklarını, bu argümanı kullandıklarını görüyoruz. Özellikle bizim sosyal hizmet kurumlarında yaptığımız bir çalışmada çocukların en fazla yaşadıkları zorluklarla başa çıkmada en çok ne yaparsınız diye sorduğumuzda dua ederek Allah'tan bunu gidermesini dileyerek, ihtiyacını gidermesini dileyerek yardım dilediklerini ifade ediyorlar. Aslında bu normal ergen profiliyle de aynı. Yani bizim de şu an normal anne babası yanında yaşayan çocuklara da baktığımızda en sıklıkla kullandıkları argüman duadır aslında başa çıkma yöntemi olarak.
Doğanın şöyle güzel bir psikolojik etkisi var aslında. Stres ve kaygıyı azaltıyor. Problemini gündeme taşıyor. Problemini ortaya koymasını sağlıyor. Mesela bir çocuk şunu söylemişti. Çok etkilenmiştim. Ben işte annesizlik için çok dua ettim hocam dedi. Yani annesiz olduğum için çok üzüldüğümü çok Allah'a ifade ettim. Ama bir gün şunu fark ettim ki, ya çok basit bir olay olduğunda bile, ayağım taşa bile takılsa ben bunu annesizliğe bağlıyorum. Burada bir sorun olduğunu fark ettim dua ederken dedi. Yani aslında o taşı görmemek benim sorunum ama her şeyi ona bağladığımı, hani bilişsel çarpıtmasını fark etmiş aslında duasında. Yani duanın aslında problemi ortaya koyma gibi bir özelliği de var, özellikle bu çocuklar için. Gündeminde tutma, mücadele azmini artırma. Yani yine bir çocuğumuz öyle diyor. Ellerim açık kalsın, hep açık kalsın. Çünkü Allah bana hem huzuru hem sekineti orada veriyor ve ferahlıyorum ifadesini kullanmıştı. Ve yaşadıkları zorluklarla mücadele azmini de arttırıyor. Yani bu da geçecek diyor. Ben diyor nelere katlanmışım, hani nelerden geçmişim, bunu da Allah'ın izniyle geçeceğim ifadesini de aslında kullanıyor çocuklar. Yani dua eden aslında çocuk, ister dezavantajlı grup dediğimiz hani koruma altındaki olan çocuklar olsun, ister kendi çocuklarımız olsun, mücadele azmi noktasında büyük bir motivasyon kaynağına sahip oluyorlar aslında. Öyle söyleyebiliriz bu noktada. Yine kendi çalışmamızda şunu fark etmiştik. İkinci olarak da dua ve Kur'an okuyarak daha çok başa çıktıklarını söylemişlerdi. Kur'an da aslında özellikle mesela bu çocuklara yönelik, çocuk evlerinde kalan çocuklara yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı mesela zaman zaman bizzat kurum, yani bulundukları evlerde görevlendirmek suretiyle ya da yakın bulundukları Kur'an kursuna gitmek suretiyle. Bu da çok güzel. Yani mahalledeki nasıl okula gidiyorlarsa yaz kurslarında, işte yaz kamplarında, kış kamplarında nasıl diğer arkadaşları Kur'an kurslarına gidiyorlarsa onlarla birlikte o Kur'an kursuna gidip orada Kur'an öğrenmek hakikaten. Bu da çok önemli bir hizmet. Bu noktada da Kur'an kursu hocalarımızın da çok büyük gerçekten emekleri var. Çok büyük o çocukların hayatlarına dokunuşları var. Yani sarmalayışları var. Bu da çok güzel bir nokta. İkinci olarak dua ve Kur'an demişlerdi. Daha sonra dua ve namaz geliyor aslında baktığınızda. Ama en sıklıkla kullandıkları dini argüman dua. Diğer çocuklarda olduğu gibi. Bir iletişim aracı olarak mı kullanıyorlar acaba duayı? Tabii, kendi isteklerini ifade etme, kendini ifade etme aslında. Yani dua nedir? Bizim Rabbimize kendimizi ifade ediş biçimimizdir. Kendimizi ortaya koyuş biçimimizdir. Dolayısıyla bu çocuklar kendi ifade etmeye zaten çok ihtiyaçları var bu noktada. Dolayısıyla duada bu noktada önemli bir başa çıkma mekanizması olarak karşımıza çıkmakta. Hocam bazen iletişim problemlerinde yaşamıyor değiliz bu çocuklarla ilgili. Ya içine çok kapanan, gerçekten sizinle bütün iletişim kapılarını kapatmış öğrencilerimiz olabiliyor. Yahut o iletişimi farklı yönlerden ama daha sağlıksız bir şekilde kullanmayı kendisine beceri edinmiş öğrencilerimiz de olabiliyor. O noktada dua deyince hemen dedim ki galiba insanın içinde karşısındaki bir bireye anlatamayacağı şey yaratıcısını anlatmak daha bir sağlıklı bir iletişim şekli olarak mı düşünüyorlar diye evet, muhtemelen yani var. Dediğiniz gibi sosyal ilişkilerinde zaman zaman problem yaşayabiliyorlar. Yani özellikle biraz daha okulda mesela söylemezler bir çocuk evinden geldiklerini, değil mi hocam? Evet, yani söylemiyorlar. Bunun bilinmesini asla istemezler. Çünkü sosyal damgalanma korkuları var, gelecekle ilgili kaygıları var, dışlanma korkuları var bu çocukların. Dolayısıyla aslına baktığınızda ya çok içine kapanık çocuklardır ya da yüzeysel ilişkiler, yani böyle derin bir ilişki tam net kuramayabilir aslında çocuk evlerinde kalan çocuklar. Tabii çok sağlıklı sosyalleşen çocuklarımız da var. Hepsini genellememek lazım. Bunu da yanlış anlaşılmasını istemem ama zaman zaman da dediğiniz gibi böyle çok yüzeysel ilişkiler kuran, derin olmayan ilişkiler kuran şeklinde de karşımıza çıkabiliyorlar. Tabii burada dua da önemli bir başa çıkma mekanizması olarak yani insanları anlatamıyorlarsa kendilerini Rabbini anlatıyor yani yaşadıklarını. İşte manevi danışmanın o noktada aslında özellikle sosyalleşme süreçlerinde destek olması gerekiyor.
bazen çocuk evlerinde şöyle sorunlar da çıkabiliyor. Özellikle birbirlerine karşı anne baba rolü gibi, sürekli davranışlarını eleştirme gibi. Ya da işte bir arkadaşına çok fazla aşırı derecede değer verip onu ön planda tutup diğerlerini geride bırakma gibi. Hani işte özellikler de olabiliyor. Manevi danışman bu noktada aslında nasıl anneler dengeyi sağlarsa evlerde, sosyal ilişkilerde denge unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Tabii burada manevi danışmanlar özellikle yaptıkları aktivitelerde hiçbir çocuğu tam olarak ön plana çıkartmanın, hepsine eşit mesafede durması çok önemli. Zaten arkadaşlarımız da buna gerçekten özen gösteriyorlar. Çünkü çok alınganlar bizim çocuklarımız. Yani bir çocuğa biraz daha fazla ilgi gösterin, hemen orada müdahil oluyorlar. Biraz önce dediniz ya, ben buradayım, ben varım, evet, beni de gör. Yani aslında bu çocuk psikolojisinde de böyledir. Yaramaz çocuk demek, hareketli çocuk demek. Yaramazlığı burada şey anlamında kullanmıyorum, yaramazlar anlamında kullanmıyorum. Hı-hı. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ben buradayım, beni gör, beni fark et demektir aslında baktığınızda. Hocam normal iki kardeş arasında bile bunu çok sık görebiliyoruz. Tabii tabii. İşte bir tanesine ufak bir hediye alıyorsunuz ama abi olan ya da abla olan direkt kıskanıyor hani, evet. Sanki hiç kendisine alınmamış gibi. Evet. Peki bu çocuklarda belli korkular muhakkak vardır. Şiddetini sormak istiyorum değerli hocam. Bu korkular neler? Şöyle, aslında gelecekle ilgili çok korkuları var. Şimdi tabii devlet korumasında olmak 18 yaşına kadar olan süreç. Elhamdülillah ki devletimiz gerçekten hani onların her tür ihtiyaçlarını ayakları üzerinde durabilecek duruma gelinceye kadar onların yanında çok büyük bir destek hakikaten. Özellikle 18 yaşından sonra işte mülakatla aldıkları, işte bu çocuklarımız devlet memuru olabiliyorlar çok rahatlıkla, daha kolay hani aslında baktığınızda. İş konusunda tabii, da iş devlet konusunda, destekliyor. Tabii tabii. Yani destekliyor gerçekten. Takibini yapıyor hani bu noktada. Hı hı. Dolayısıyla yani bu çocukların, ama yine de şöyle düşünün. Şimdiki çocukların zaten en önemli kaygılarından bir tanesi gelecek kaygısı. Nasıl olacak? Nerede olacağım? Hangi işi yapacağım? Dolayısıyla anne babası olmayan çocuklar bunu çok daha fazla yoğun hissediyorlar. Gelecekte ne yapacağım? Bir mesleğim olacak mı? Evlenebilecek miyim? Ayaklarım üzerinde durabilecek miyim? Benim de bir yuvam olacak mı? Yani bunları hissetmeleri aslında çok doğal. Çünkü ister istemez hani aileden uzaklar. Kendilerini gerçekleştirebilecekleri daha çok bir alan söz konusu. Hani aile ve sosyal destek anlamında biraz yoksunlukları var. Dolayısıyla bu kaygılar aslında çok normal kaygılar. Hani gelecek kaygılarına baktığımızda bunu da yoğun bir şekilde hissettiklerini görüyoruz aslında. Hocam bu belki daha böyle lise çağlarındaki korkulardan değil mi? Evet. Daha ufak yaşlarda en çok neden korkuyorlar? Mesela dediniz ki hani bağ kurma konusunda da aslında biz biraz tedirgin olabiliyoruz. Hı-hı. Çünkü hani o manevi danışman değişebiliyor ya da eğitmen değişebiliyor. Böyle korkuları da var mı? Bu kadar güvenli bir bağ kurduktan sonra ya beni bırakırsa, terk ederse gibi. Böyle hislere kapılıyorlardır mutlaka. Terk edilme korkusu tabii hep var. Yani beni bırakırsa korkusu hakikaten var. Ama burada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı zaten uzun süreli olarak özellikle bakıcı anneleri orada görevlendiriyor. Bu çok kıymetli bir şey. Hı hı. Değişim yaparken de bu çocuklara sebeplerinin açıklanması hani gerçekten önemli. Yani onların kale alınması, neden gittiği. Şimdi mesela diyelim ki bir bakıcı annenin eşinin iş durumundan dolayı başka bir şehre gitmesi gerekmiştir. Ama bu açıklandığı zaman çocuk o zaman terk edilme duygusunu çok fazla yaşamıyor aslında. Yani muhatap alınmak, değerli olduğunu hissetmek, onunla iletişimin devam edeceğini bilmesi. Yani özellikle mesela öyle bakıcı annelerle iletişimlerini hayat boyu sürdüren çocuklarımız var. Yani sonuçta onun annesi hani, evet, hayatına dokunmuş. Dolayısıyla o bağı bir şekilde gönüllü olarak sürdürebiliyor. Bu noktada sıkıntı yok. Evet. Hocam peki bu aslında çocuk bir müddet ailesiyle yaşamış ve ailenin aslında ne olduğunu da tatmış. Evet. Anneyi de biliyor, babayı da biliyor. Aslında zor bir örnek vereceğim. Fakat belli bir yaşta anneyi ve babayı kaybetmiş. Evet. Yakın aile dediğimiz grup tarafından da sahiplenilmemiş ve, evet, devletin şefkat ellerine bırakılmış. Hocam böyle derin bir nefes aldırtarak sorduruyor aslında bu soruyu bana. Evet. Bu entegre olma süreci, oraya uyum sağlama süreci, bu çocuklarda aslında hiç başından beri anne duygusunu, baba duygusunu tatmamış çocuklara göre
çok daha mı depresif? Biraz daha zor. Çünkü ister istemez hiç anne babası olmayan çocuk onun ne demek olduğunu bilmediği ve kurumda gözlerini oraya açtığı için entegre olma süreci biraz daha kolay olabiliyor. Çünkü hani hep oradaydı zaten ve başka bir yaşam biçimini bilmiyor. Ama anne baba sevgisini tatmış ama sonrasında kurum bakımı altında kalmış olan çocuklarda biraz daha zor. Mesela şöyle bir örnek vardı. Daha önce hiç anne babasını tanımamış ama yıllar sonra anne babasıyla buluşma imkanı oluyor. Kurumda hani aracı oluyor. Bir müddet ailesinin yanında kalmıştı. O çocuk ailesinin yanında zorlandı. Çünkü gözlerini kurumda açmış. Hatta ilk işte görüştüğümüzde şunu söylemişti. İşte anne babamı buldum, harika, her şey harika olacak. Ama ailesine entegre sürecinde zorlandığını, daha sonra tekrar kuruma, çünkü aileye bir türlü entegre olamamış, sosyal uyumu sağlayamamış ve tekrar kurumu tercih etmiş çocuk, düşünebiliyor musunuz? Yani çünkü bildiği şey o. Ona uyum sağlaması daha kolay. Beklediğim gibi olmadı demişti bana mesela ilişkilerinden bahsederken. Ama dediğiniz gibi eğer anne baba sevgisini tatmış ise hep bir karşılaştırma oluyor. Yani dolayısıyla onu aşabilmesi için de belli bir süre gerekiyor. Bu noktada oradaki uzmanlar, sosyal çalışmacılar, manevi danışmanlar, psikologlar gerçekten çok sabırlılar. Sabırla o çocuğun oraya hani entegrasyon ve uyum sürecinde destek oluyorlar gerçekten. Bu noktada Allah onlardan gerçekten razı olsun. Ama tabii biraz daha zor. Yani çünkü siz tatmışsınız hani. Evet. Kolay bir süreç değil. Ve şunu söyleyeyim. Bir anda yoklukla evet, intiham. Çocuk evlerinde kalan çocukların çoğunu boşanmış aile çocukları. Hani biz hep anne babası olmayan çocuklar olarak evet, düşünüyoruz. Öyle düşündüm direkt. Evet. Bunu hiç düşünmemiştim. Ama aslında çoğu boşanmış ama anne babası tarafından bakımı üstlenilmemiş ya da bakım noktasında zorluk çeken çocuklar karşımıza çıkıyor. Evet. Hocam sorum için affedin, bilmediğim için soruyorum bunu. Kuruma mı ziyarete geliyor peki? Evet, anne babalar. Tabii belli dönem. Tabii kuruma ziyarete geliyor öyle bir dönemde. Yani genelde ya da dışarıda buluşuyorlar. Hani orada özellikle oradaki onun bakımıyla ilgilenen sosyal çalışmacı ile birlikte bir plan oluşturarak dışarıda buluşuyorlar ya da kuruma ziyarete geliyor. Öyle kuruma ziyarete gelen anne babalar çok fazla vardı. Peki çocuğun penceresinden soracağım. Bu aslında çocukta bir öfkeyi de beraberinde getirmez mi? Tabii ki öfkeyi beraberinde getiriyor. Bu çocuklarda öfke yani ya da mesela bazen şöyle bir durum da söz konusu olabiliyor. Mesela birinci ve ikinci çocuğu diyelim ki ailenin yanında ama üçüncü çocuğu bakıma vermişler. Bu çok daha büyük öfke. Oo, evet. İstenme yani diyor yani. Ki evet yani o zaman çocuk olduğunu şunu sorguluyor. Düşünüyor. Evet şunu sorguluyor. Diyor ki annem babam birinci ikinci çocukta hiçbir problem yoktu. O zaman beni niye dünyaya getirdiler? Yani böyle bir soruyla karşılaşmıştım gerçekten. Zor bir soruydu benim için de. Niye o zaman beni buraya bıraktılar? Bu öfke iyi dindirmek kolay bir şey değil. Yani bu da aslında burada bu öfke sağlıklı da bir öfke yani baktığınızda. Çünkü kendini koruyabilmesi, kendi sınırlarını çizebilmesi, kendi kişiliğinin gelişimi açısından da aslında normal karşılamak gerekiyor bu öfkeyi diye düşünüyorum ben. Orada önüne bakması noktasında belki destek olabilmek. Yani dedik ya bu çocukların geçmişlerinde, geçmiş miraslarında hep travmalar var. Eğer travmaya takılırsa, travmanın büyütücü etkisini yaşayamaz. Ama bizim çocuklarımızda travmanın büyütücü etkisini gösteren çocuklarımız da var. Yani hani geçmişi belli bir süre sonra kabullenip, hatta şunu söyleyeyim ben size. Mesela bu yaşadıklarım benim normalde nasıl düşünürüz? İşte kaderimdir dini yüklemesi. Mesela bu benim yaşadıklarım kaderimdir. Özellikle ben çocuk destek merkezlerinde yaptığım çalışmamda onu tespit etmiştim. Diyor ki mesela bu yaşadıklarını nasıl anlamlandırıyorsun? Bu benim alın yazım diyor. Bu neyi sağlıyor biliyor musunuz? Çocuğun o problemi dışsallaştırmasını sağlıyor. Yani bu benden kaynaklanan bir durum değil. Özellikle dini yüklemeleri biz ne zaman kullanırız? Denetim yapamadığımız, yani üzerinde bir denetim oluşturamadığımız zaman dilimlerinde daha sıklıkla kullanırız. Kontrol duygusunun bizden çıktığı zaman diliminde daha sıklıkla kullanırız. Mesela deprem gibi, işte değil mi, koronavirüs gibi bu olması gerekiyordu, yaşadık şeklinde. İşte kaderimdir diyen çocukların bile biz normalde pasif başa çıkma gibi değerlendirebiliriz ama
daha rahat hayata karşı yol alabildiklerini görüyoruz. Daha rahat başa çıkabildiklerini. Ama olumsuz başa çıkma dediğimiz ya da olumsuz dini yüklemede neden ben? Neden benim anne babam? İsyan kısmına gittiklerinde o öfkeyle başa çıkamadıklarında daha aslına baktığınızda oraya takılıp kaldıklarında daha zorlandıklarını görüyoruz. Dolayısıyla travmanın büyütücü etkisi de burada söz konusu. Yani kaderimdir. Evet, bu yaşandı. Annem babam beni bıraktı. Bunu kabullenip önüne bakabilmek. İşte bu noktada manevi danışmanın sevgiyle yaptığı etkinliklerle onun hayatına dokunması, ona rehber olması. Şunu da söylemek istiyorum, altını çizmek istiyorum. Manevi danışmanlık onun yerine sorunları çözmek değildir. Ona eşlik edebilmektir. Yani bu çocukların sıkıntıları var. Biz onun yerine bavul taşımıyoruz. Bavulu nasıl taşıyabileceğini aslında destek oluyoruz, yanında oluyoruz. Burada aktif dinlemek çok önemli. Genelde ilk başlayan manevi danışmanlarımız hep şunu sorarlar. Hocam işte ne yapacağız? Diyorum ki biz çok konuşuyoruz. Dinleyeceğiz. Gönülden dinleyeceğiz. Ona değer verdiğimizi hissettirerek dinleyeceğiz. Dinlemek aslında manevi danışmanlık yöntemleri içerisinde o aktif dinlemek en etkili çözümlerden bir tanesi. Çocuk zaten size ifade ederken, kendini ve problemini anlatırken çözüm yolunu kendisi keşfedebiliyor. Siz de sadece tanıklık ediyorsunuz. Dolayısıyla o aktif kısmı, aktif dinleme kısmı çok kıymetli. Hocam çok hassas bir alan. Evet. Kaygan bir zemin. Hani bıçak sırtı deriz ya, öyle bir şey. Hani biz bile anne babayla yetişmiş çocuklar olup işte kardeş içerisinde kalabalık ailelerde yetişmişiz. Çevremiz, komşumuz, okulumuz, arkadaşlarımız derken aslında sosyal çevremizin böyle kalitesiyle donanmışız. Ama çok iyi hatırlıyorum çocukken ablamın şöyle bir şakası beni uzun bir süre travmaya sevk etmişti. Demişti ki biz seni başkasından aldık. Sen aslında bizim değilsin, sonradan geldin kardeşim. O kadar kötü etkilenmiştim ki, çünkü hani onlar sarışın ve renkli gözlüler ama ben işte kara kaşlı, kara gözlüyüm falan filan. Değil mi? Bakıyorum hakikaten diyorum, demek ki ben başkasındanım. Ya hocam küçücük bir şaka. Evet. Halbuki bir çatınız var, anneniz babanız var ama öbür tarafta bunlara sahip olmayan bambaşka çocuklar var ve o söylevler o kadar dikkatli olmalı ki, o kesinlikle kadar bıçak sırtı bir husus ki bu. Allah korusun, ağzımızdan çıkabilecek ufacık yanlış bir söz o çocuktaki o travmayı belki çok daha derin bir hale getirecek. Burada samimiyet çok önemli. Eğer siz samimi olduğunuzu hissederlerse gönüllerini de sizin yaptığınız hataları da tolere edebiliyorlar. Bazen insanların özellikle mesela koruyucu aile olma noktasında ya da bir yetime sahip çıkma noktasında işte ama işte kalbini kırarsam, işte ne bileyim ona olumsuz bir şey davranırsam. Yani biz nasıl aslında kendi çocuklarımıza da zaman zaman, her zaman mükemmel davranamıyoruz değil mi? Hatalarımız, evet, olabiliyor ama ne yapıyoruz? Bir hatamız olduğu zaman özür diliyoruz. Yani bu kısımlar çok önemli. Burada hani sorumluluktan kaçmadan, o hassasiyete dikkat ederek, olabildiğince dikkat ederek, hatamız olduğunda telafi etmeye çalışarak, özür dileyerek, onun değerli olduğunu hissettirerek aslında bunu yapabiliriz. Hocam hemen burada şu soruyu yönelteceğim size. Biz bu çocuklara elimizi uzatabilmek, gönlümüzü açabilmek, evimizin kapılarını sonsuza kadar onlarla birlikte yaşam alanına dönüştürebilmek için koruyucu aile ve gönüllü aile diye kavramlarla karşı karşıya kaldık. Evet. Bize bunları anlatabilir misiniz? Ne demek koruyucu aile ya da gönüllü aile? İkisinin arasında bir fark var mıdır? Tabii ki var. Şöyle, koruyucu aile olduğunuzda devlet size ister ücretli olun ister gönüllü olun bu çocuğu belli aşamalarda geçtikten sonra size teslim ediyor. Artık evinizin bir bireyi haline geliyor. Yani nasıl diğer evlatlarınız varsa bir bireyiniz de evinizin bir ferdi de aslında o küçük beyefendi veya işte hanımefendi oluyor bu noktada. Kimler olabilir? Aslında en önemli soru belki de 25 ve 65 yaş arasında olan eğitim düzeyine bakılıyor. Aynı şekilde bir meslek sahibi olan bunlara özellikle dikkat ediliyor. Sosyal çalışmacılar tarafından evinizin ortamı, ilişkileriniz bunlar gözlemleniyor. Hemen teslim edilmiyor ama böyle bir başvuru sürecinde özellikle il müdürlüklerine ya da e-devlet üzerinden başvurabiliyorsunuz. Dikkate alıyorlar ve size devlet o çocuklara baktığınız için maddi olarak da aslında destekte bulunuyor. Yani çocukların okul masrafları, servis masrafları,
masrafları, hastaneye götürme, özellikle bakım masrafları ile ilgili de bir destek hem ailelere hem de çocukların ihtiyaçlarını karşılama. Yani devlet orada da çocukları bırakmıyor hani aslına baktığınızda. Tabii ücretsiz de yapabilirsiniz. Evinizin bir ferdi oluyor. Şu kısım çok önemli koruyucu ailede. Bu çocuklar kendi öz aileleriyle görüşmeye devam ediyorlar. Biliyorsunuz İslamiyet'te çocuğun kendi öz ailesiyle görüşmesi önemli bir nokta. Gerçekten evet. Hani o bağlarının kopartılmaması. Yine sosyal çalışmacılar tarafından bu planlanıyor. Hangi saat, hangi günde olacağı. Çocuklar kendi öz aileleriyle de görüşebiliyorlar. Ama koruyucu ailede o ailenin sıcaklığını yaşıyorlar. Gerçekten çok önemli. Daha önce koruyucu ailede kalmış bir çocuğumuz daha sonra çocuk evine getirilmiş. Yani tekrar 2-3 sene kalmış ama sonra tekrar getirilmiş. Şöyle bir soru sormuştum. Yani zor olmadı mı senin için? Hani tekrar geldin işte ne bileyim. Hocam şunu söyleyeyim işte. Hocam o 2-3 yıl benim için o kadar kıymetli ki. Ben bir ailede, bir sofrada, bir masada oturmanın ne demek olduğunu orada öğrendim. Onlar işte ne bileyim tayinleri çıkmış. O yüzden destek olamadılar. Başka bir şehre gideceklerdi. Beni oraya götüremediler. Bir takım şeyler çıktı. Ama ben onlara hep dua ediyorum dedi. Hani biz bazen... anlamlandırabilmiş. Evet. Yani çünkü dedi onlar bana ailenin ne demek olduğunu öğretti hocam dedi. Bu noktada gerçekten çevremizde de böyle çok güzel aileler var. Yine bir hanımefendi tam 5 tane böyle evlat büyütmüş. Yani koruyucu ailede o çocuk aslında ayakları üzerinde duruncaya kadar sizin yanınızda durabiliyor. 18 yaşına kadar durabiliyor bu noktada. 5 tane böyle evlat büyütmüş ve 5.'si de engelli bir çocuktu. Özellikle engelli olan çocukların bakımı biraz daha zor. Ama hanımefendi o kadar bunun lezzetini almış ki bir evlat yetiştirmenin, bir hayata dokunmanın kıyamamış yani. Hatta biz ziyaret etmiştik. Gözlerini bile çocuk hareket ettiremiyordu. Yani bakışları donuk, %70 engelli bir çocuktu. Ama annenin bakımıyla birkaç sene içerisinde o koruyucu annenin bakımıyla inanın yürüyebilecek pozisyonda. Ben resimlerini takip ediyorum, iletişimimiz devam ediyor. Geldi. Sevgi çok önemli. Koruyucu aile, kol kanat olmak. Bir yetimin sofrasında oturabilmek. Onların sevgisiyle rızıklanabilmek gerçekten çok kıymetli. O yüzden önemli. Gönüllü aile kısmına geldiğimizde de şimdi belki sizin imkanlarınız bunu el vermiyor olabilir. Ama bizler gönüllü olduğumuzda özellikle kuruluşlara başvurup ben bu çocuklarla bir hafta sonu değerlendirmek istiyorum. Nasıl hafta sonu olduğunda çocuklarımızı işte belli parklara götürüyoruz, etkinliklere götürüyoruz. Ben bir çocuğa böyle destek olmak istiyorum. Ben de işte hani birkaç gün olsa işte Şubat tatillerinde olabilir ya da işte dönem aralarındaki tatillerde olabilir. Yaz tatillerinde misafir etmek istiyorum dediğinizde de sosyal çalışmacıların aslında yine planı dahilinde gerçekleştirilebiliyor. Bu da çok kıymetli. Çünkü çocuk evlerinde en zor zaman dilimleri özellikle yaz tatilleri ve hafta sonları. Evet. Yani herkesin ailesiyle etkinlik yaptığı, zaman geçirdiği zaman diliminde kolay bir süreç değil. En kıymetli de herhalde o anlarda onların yanında olmak diye düşünüyorum ben. Evet hocam. Biz kocaman insanlar olduğumuzda bile öyle canımızdan canları hani yitirdiğimizde kolumuzun kanadımızın kırıldığını hissederiz ya. Evet. Yani o çocukları düşündüğümde acaba dedim kanatsız yol almak ne kadar zor ama diyorsunuz ki verdiğiniz örneklerden öyle kıymetli aileler var ki öyle kıymetli insanlar var ki sonuna kadar o kucağını açıp da o ailesinin yoksunluğunu ona hissettirmeyecek güzel yürekler var. Size şunu sormak istiyorum. Bu gönüllü aile ve koruyucu aile arasındaki en büyük fark birinde tamamen evinize alıp büyütüyorsunuz diğerinde. Yani okula gitme süreci, eğitim süreci sizinle belki işte 3-4 senelik daha uzun sürelik bir yolculuğa çıkıyor aslında çocuk. Ama diğerinde sadece yani misafir etmek, nasıl misafir gibi düşünün. Misafir etmek istediğiniz zaman dilimlerinde bir çocuğun yanında oluyorsunuz. O da çok kıymetli bence. Yani onun bir ihtiyacının bir spor ayakkabısını alırken yanında olabilmek, hayatın içerisinde ona rehberlik edebilmek, önemli bir gününde değil mi yanında olabilmek gerçekten kıymetli bu anlamda. Peki değerli hocam bu çocukları evimize aldığımızda 18 yaşından sonra devlet hani koruyucu aile olmaya devam etmemize izin veriyor mu? Bu olanağı sağlıyor mu? Yoksa hani iş ve meslek için aslında
Ya iş ve meslek sahibi olduktan ayırıyor sonra mu? Tabii ayırıyor diye biliyorum ben hani baktığınızda. Çünkü orada başka belki çocuklara destek olmak gerekebilir. Ama ilişki devam ediyor. Yani ilişki sadece planlanan bir şey değil sonuçta. Siz artık onun hayatını her daim nasıl bizler işte ne bileyim evleniyoruz, ailemizin yanından ayrılıyoruz ama ailemizle ilişkimiz devam ediyor. Koruyucu aileler de öyle baktığınızda. Evet. Mesela yine bir tanıdığımız evlatlarını büyüttükten sonra çocukları üniversiteye gitti ve bir çocuğa böyle koruyucu aile oldular. Çok da tatlı bir çocuktu. Sonrasında görüştüğümüzde ben çocuğu sordum işte nasıl bir süreç geçti falan diye. Yatılı devam etmek istiyor dedi. Hafızlığa hazırlanıyormuş evladımız. Biz de saygı duyduk ama işte her hafta sonları işte ziyaretimize geliyor. Biz onu ziyaretine gidiyoruz. Yani bu şekilde de olabiliyor aslında baktığınızda. Çocukların tercihleri de burada göz önünde bulunduruluyor diye biliyorum ben. Değerli hocam, bir de şu açıdan soracağım şimdi. Evet. Hani dışarıdan kendimize ait olmayan bir çocuk yetişkin hale geldiğinde ister istemez helal ve haram etkisi de koruyucu aile olma noktasında bizi biraz durduruyor mu, ket vuruyor mu? Bu doğru mu, yanlış mı? Bunu da sormak istiyorum. Biz bunu nasıl aşarız? Nasıl aşarız? Aslında eskiden evlerimiz küçücüktü ama odalarında bir sürü yürek vardı değil mi baktığınızda? Evet. Yani o evde çalışan mesela belki işte özellikle tarlada çalışırken destek olduğumuz kişiler vardı. Çalışan insanlar dahi kalıyordu. Nasıl orada bir hassasiyete dikkat ediyorsak, helallik haramlık noktasına dikkat ediyorsak bu çocuklarla da aslında o iletişimi çok rahat bir şekilde kurabiliriz. Fakat biraz orada galiba sorumluluk almak istemiyoruz. Ya da birazcık bastırma duygusu ya da kaçma duygusu söz konusu. İnsan sevdiği zaman başa çıkmak için kaynaklar bulur diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla bu noktada da helal ve haram ölçülerine dikkat ederek aslında bir kişiye çok rahatlıkla destek olunabilir. Çaba ve gayret, say lazım. Yani o sayı gerçekleştirdiğimizde Rabbim zaten kolaylaştırıyor, yardımcı oluyor. Ona uygun ortamların oluşturulması ile aslında aşılabilecek şeyler. Nasıl? Kendi çocuklarımızla da aslında baktığınızda belli sınırlar içerisinde ilişkilerimiz var. Özellikle sınırlarımızın olduğu alanlar var. Orada nasıl bir takım şeylere dikkat ediyorsak o çocuklara da dikkat ettiğimizde olabilecek bir nokta. Yani biraz orada kaçma var gibi. Ondan ziyade kucaklama ve kapsayıcı olmak önemli. Bu aşılmayacak bir mesele değil. Galiba o endişeleri hocam rafa kaldırıp da evet. Hani iyilik iyiliği çağırırmış evet. Niyetiyle bu iyiliğe böyle bir adım atıp bir canı kurtarmak, bir kalbe dokunmak, ona yol göstermek, ellerinden tutmak gerçekten çok yüce bir duygu. Hem yüce dinimizin hem böyle Rabbimizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinde de çok görüyoruz. Hazreti Zeyd'e olan tabii. Babalığından yola çıkarsak tabii, özellikle. Tabii. O da öyle aynı evdeydi sonuçta değil mi? Evet, annelerimiz de vardı. Zeyd'in ailesi geldiğinde hatta diyor ki Zeyd hayır ben hani iki cihan serveriyle kalacağım. Demek ki buradan karşımıza gelen bir koruyucu ailelik örneği de var. Tabii ki var. Kol kanat olmak var. Hassasiyetleri dikkat edilerek bir takım ilişkilerin sürdürülebileceği örneği de aslında çok açık bir şekilde var. O yüzden Rabbim nasip etsin öyle diyelim. Evet, amin hocam. Endişelerimizden sıyrılarak. Kaygılarımızdan sıyrılarak, evet. Tevekkül ile, gayret ile destek olabilmeyi nasip eylesin. Amin hocam inşallah. Kıymetli izleyenler, hocamızın oldukça özel bir kitabı var. Hocamızın doktora tezi. Sosyal Hizmetlerde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik adıyla. Kıymetli hocam, kitap öylesine derinden hissedilesi bir kitap ki, çünkü sosyal hizmet dediğinizde ayrı bir kapı aralıyorsunuz bize. Evet. Manevi danışmanlık dediğinizde apayrı bir kapı aralıyorsunuz. Rehberlik dediğinizde de öyle bir şey ki hani yol güzergahında hep yanındayım dedirten bir eseriniz var sanki karşımda. Estağfurullah. Kıymetli hocam, kaleminiz hiç kurumasın. Çok özel bir konuyu konuştuk sizinle. Çocuklarımızı ve devlet koruması altındaki çocukları özellikle. Belki koruyucu aile ve gönüllü aile noktasında, olma noktasında endişelerimizi de size arz ettik. Ama sizden gelen o dönütler bize aslında korkulmaması gereken bir alan olduğunu da hatırlattı. Değerli hocam, programımız bitmeden son sözlerinizi almak isterim.
gerçekten Allah yetimin sofrasından ayırmasın. Allah inşallah devlet korumasında olan ya da ihtiyacı olan çocukların yanında olabilmeyi, yaptığımız çalışmalarla, ürettiklerimizle, onlara sağlayacağımız iş imkanlarıyla, yeri geldiğinde belki evlendirirken bir gelin adayı olarak, bir damat adayı olarak hayatlarının aslında birçok alanında olabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Kapsayabilmeyi nasip eylesin, kucaklayabilmeyi nasip eylesin. Onlardan da hayata dair güzel şeyler öğrenmeyi nasip etsin diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Bizler çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Öyle kalbimize çok iyi geldiniz. Emin olun. Benim de aynı şekilde. Çok teşekkür ederim davetiniz Şifa için. Şifa olsun bütün manevi danışmanlar, rehberler. Evet. Bu çocukların ellerini hiç bırakmamayı nasip etsin. Hem onlar için hem koruyucu aileler, gönüllü aileler ve devlet olarak da öyle. Allah devletin şefkat elini hiç eksiltmesin. Amin inşallah. Kıymetli hocam gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Var ederim. Olun. Sağ olun. Değerli dostlar, biz bugün hassas bir konuya değindik ama devletin o verici rahmet eli ve şefkat elinin çocuklarımızın üzerinde olduğunu öğrenmek, manevi danışmanlarımızın ve rehberlerimizin her daim kalbe dokunan yanlarını öğrenmek bizlere iyi geldi efendim. Koruyucu aile olmak, gönüllü aile olmak için de kıymetli bilgiler aldık hocamızdan. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın, hoş kalın, hoşça kalın.